Nasreddin Hoca ile Keloğlan bir gün komşu bahçesinin yanından geçerken dinlenmek için bir ağacın dibine oturmak istemişler. Hoca şöyle güzel bir gölgelik ve ağacın altına oturmuş ve gözleri kapatıvermiş. Keloğlan da oturmuş ama gözü karşı taraftaki elma ağaçlarına takılmış. Elmalar kıpkırmızı ve iri görünüyorlarmış. Elmalar Keloğlan'ın iştahını kabartıyormuş. Elmalar o kadar leziz görünüyorlarmış ki Keloğlan'ın canı çok çeker olmuş. Sonunda dayanamayıp bir tanecikten ne olur diyerek elma ağacına tırmanmış. Ardından bir elma kopartıp yemeye başlamış. Güzel güzel elmayı yiyen Keloğlan'ın canı bir elma daha çekmiş. Ve bir tane daha koparıp iştahlı iştahlı yemeye başlamış. O sırada ağacın altından bahçe sahibi çıka gelmiş. Kızgın bir ses tonuyla "Hey, sen ne yapıyorsun orada bakayım?" diye bağırmış. Sese uyanan Nasreddin Hoca dönüp bahçe sahibine "Hayırdır komşu, ne oldu, neden bağırdın öyle?" demiş. Bahçe sahibi de Nasreddin Hoca'ya dönüp "Hocam, görmüyor musun? Ağacın dalında bir çocuk oturmuş elmalarımı yiyor." Nasreddin Hoca ağaca bakıp Keloğlan'ı görünce komşusuna şöyle seslenmiş. "Ha, o mu? O dalda duran mı? O gördüğün çocuk değil, bülbül bülbül. Ağaca konmuş, nasipleniyor zavallıcık." demiş. Bahçe sahibi gözlerini ovuşturup "Olur mu hocam? Bu basbayağı çocuk. Hem bülbül dediğin öter. Bu ötmüyor. Madem bu çocuk değil bülbül diyorsun, o halde ötsün de görelim hele." deyince hoca Keloğlan'a dönüp "Hadi öt bülbülcüğüm, öt de bülbül görsün adam." demiş. Keloğlan ne yapsın? Mecburen ötmeye çalışmış. Ama ötmesine hiç de bülbülü andırmamış. Bahçe sahibi öfkelenmiş. "Hocam, hocam! Bu ses hiç de bülbülün ötmesine benzemiyor. Hiç bülbül böyle öter mi?" deyince Nasreddin Hoca da gülümseyerek "Ne yapsın? O ağaçta gördüğün acemi bülbüldür. Acemi bülbül bu kadar öter. Anladın mı komşu?"